Evet, Avrupa Atletizm Federasyonu yönetim kurulu üyeliği için 24 üye içerisinde bizim de ismimiz var. Buradan 9 kişi seçilecek. Başkanla birlikte, bayan üyelerle birlikte 15 kişilik yönetim kurulu belirlenecek ve 4 yıl boyunca Avrupa atletizminin yönlendiricisi, yöneticisi konumunda olacak. Biz de Türkiye atletizminin bir Avrupa'daki yükselen yıldız olması ve de kendi alanımızda yapmış olduğumuz çalışmalarla Avrupa Atletizm Federasyonu içerisinde de hem ülkemiz atletizmine hem de Avrupa atletizmine katkı sağlayacağımızı düşünerek bu camianın içerisinde olmaya karar verdik ve bununla birlikte yönetim kurulumuzla istişare sonucunda adaylığımızı bildirdik. Allah nasip ederse 13. sende de Prag'da yapılacak olan seçimde burada yarışacağız. İnşallah bir aksilik olmazsa şu an görüştüğümüz bütün üyelerle hemen hemen birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüştüğümüz üyelerle de oylarına talip olduğumuzu, kendilerinden destek istediğimizi ifade ettiğimizde bugüne kadar herkes olumlu anlamda cevap verdi. Ama sonuçta yine seçimdir, yine stratejidir. Orada farklı ülkeler de kendilerine göre strateji seçecekler. Kendilerinin adayları var. O adaylar üzerinden bir strateji olacak. Onun için de 2 gün önce gideceğiz ve orada 2 gün boyunca bu stratejik hamlelerimizi de yapıp daha sonra hem destekleyeceğimiz adaylarla hem destek isteyeceğimiz üyeler içerisindeki kritik insanlarla bir daha görüşerek ona göre hareket edeceğiz. Tabii güzel olan hem Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı'nın açık destekliyor olması hem Balkan Atletizm Federasyonu zaten as başkanıyım. 21 üyemiz var. 54 Avrupa ülkesi içerisinde aynı zamanda 20 üyesi olan Balkan ülkeleri birliğimiz var. Oranın da başkan vekiliyim. Burada da bir desteğimiz olacak inşallah. Bununla birlikte Akdeniz ülkelerinde yine yönetim kurulu üyeliğimizden dolayı oradaki insanlarla da hem bir muhabbetimiz hem bir arkadaşlığımız söz konusu. Onun için onların da oylarına talip olduk. İnşallah hep birlikte ayın 13'ündeki seçimde biz de orada yönetim kuruluna seçilerek ülkemize bu alanda Atletizm Federasyonu Başkanı olarak yönetim kuruluna girmiş ilk federasyon başkanı olmayı da Mevlam inşallah bizlere de nasip eder. 2 kez göreve başladıktan sonra uluslararası alandaki hakemlerimizi ve konseylere adam yerleştirebilmek için hamle yaptık. Fakat içerideki gücümüz yeterince olmadığı için bu gücümüz yerleştirmeye yetmedi. En son bu seneki işte seçime giderken yapılan hakem sınavında Gaye kızımız Can Korkmazoğlu'ndan sonra tarihteki ikinci hakemimiz olarak Avrupa Atletizm Federasyonu Birliği'nin içerisinde görev aldı ve sınavı geçti. Tabii benim oraya geçmemle birlikte inşallah hem EA yönetiminin yanında Avrupa Atletizm Birliği'nin merkezinde de çalışabilecek kapasitede arkadaşlarımız var. Bunların da oraya girmesini sağlayıp birlikte oradan sadece hakem olarak değil hem gönüllüsünde hem hakeminde hem yönetim anlamında hem de atletizmin diğer bütün alanlarında temsilciliklerinde ülkemiz adına oraya insanları yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü biz artık atletizm olarak Avrupa'da sadece final koşmayı hedefleyen bir ülke değil, Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen bir ülkeyiz. Hem takım olarak hem ferdi olarak Avrupa'nın zirvesine çıkmak için emin adımlarla yürüyen bir ülkeyiz. Hem altyapımızda hem mevcut kadromuzda hem de yaptığımız, bugüne kadar yaptığımız ister dopingle mücadele olsun, ister altyapı çalışmaları olsun, ister ülkemizdeki tabana yayılmayla ilgili olsun. Bu alanlarda Gençlik Spor Bakanlığımızın da sonuna kadar desteğiyle en güzelini yaparak inşallah hem atletizmdeki gelişmeyi hem de bu gelişmenin yansıması olarak Avrupa atletizminin içindeki büyüklüğümüzü ortaya koyuyoruz. Bunun için de
Orada olmamız bizi daha da güçlendirecek.